kozmik yaşam ahmet maranki kanalından herkese merhaba. Türkiye'de son 20 yılda asgari ücretin seyri. Ahmet Maranki hocamızın akitteki bu haftaki yazısı. İşçi ve işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonunun 2024'te geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı sona erdi. Çalışma Genel Müdürü Mehmet Başbaşkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanan komisyonda işçi heyetine Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç Başkanlık yapıyor. Raporlar ve komisyonlar paylaşılacak. Kasiyer Sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçinin de yer aldığı fakat bir çalışma ekonomisi doktorası yapmış veya bir uzmanın olmadığı toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşılması bekleniyor. Asgari ücrette olası senaryolar. AK Parti döneminde asgari ücretli oranları AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu oran %49,9 oldu. Asgari ücretli oranı 2003'te %52,6 çıkarken bu oran AK Parti iktidarında görülen en yüksek sayı alarak dikkat çekti. Türkiye'nin 2020 SGK raporları SGK verilerine göre 2020 yılında Türkiye'de çalışan kayıtlı işçi sayısı 15.203.423. Bunların 6.390.019'u ise asgari ücretle çalıştırılmaktadır. Bu da kayıtlı işçilerin %42'sinin asgari ücretle çalıştığını gösteriyor. Yine Sosyal ve Güvenlik kurum verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de asgari ücret oranı %62'ler aşarken yeni asgari ücret belirlemelerinin konuşulduğu günümüzde asgari ücretin diğer ücretlerle oranının 2024 yılında %70'ler civarında gerçekleşecek olması halinde AK Parti iktidarındaki ücret dağılımındaki en yüksek göstergeyi olarak tarihe geçecektir. Üniversiteli ola olmak, akademik kariyer, kıdem ve liyakat ön planda tutulmalıdır. Türkiye'de 208 üniversitenin mezunların ve akademik formasyon sahip olan insanların yanında kendini yetiştirmiş yurt dışında ve e, yurt içinde ve yurt dışında önemli görevlerde if, ifa etmiş, akademik çalışmalar yapmış, ülkenin geleceğine katma değer katacak kadrolar kesinlikle göz ardı edilmemelidir. 2. Türkiye Yüzyılı Hedefleri Türkiye'nin bütün dünya istatistikleri içerisinde e, üçüncü Dünya ülkeleri seviyesinde ücret seviyeleri belirlenmesinin öne, al öne alınıp liyakata ehliyete de önem verilerek dünya standartlarında Avrupa Birliği İLO sözleşmeleri gereği insanca bir yaşam standartları oluşturulması için acilen bir program başlatılmalıdır. Avrupa ve eski Yugoslavya ülkeleri için işçi haklarında Türkiye'de Türkiye'den çok daha önde gidiyor. Avrupa'da en yüksek olan Slovenya asgari ücret oranı %15,2. Türkiye'deki oran kendine en yakın Slovenya'nın 2,5 katıdır. Üçüncü sırada ise %14,1 ile Bulgaristan var. Bu ülkeleri sırasıyla Romanya, Polonya devam etmektedir. Eurovision ulaştığı güzel güncel verilere göre de Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında açık ara en fazla asgari ücretle çalışan nüfus bizdedir. Kaynak Avrupa Birliği İstatistik Kurumu. 2023 asgari ücret oranı Cumhuriyet tarihindeki en büyük zirveyi yapmıştır. Bunu da sizinle paylaşmak istedim ben. 2023 yılında asgari ücret en yüksek zirveyi yapmıştır. Türkiye'de 2023 rakamları asgari ücretle çalışan oranın %70'lerde doğru seyretmesi yanında Avrupa'da da asgari ücretle çalışan oranının en düşük olduğu ülke ise %0,8 ile İspanya ve %0,9 ile Belçika'dır. Çalışma hayatı, çalışma ekonomisi. Bütün çalışma dünyasındaki sorunların halli için bilimsel olarak üniversitelerin çalışma ekonomisi bölümlerindeki bilimlerin verilerinin Verilerine göre ücret tespit komisyonları faaliyet gösterir ve çalışmalar yapılır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset ve Çalışma Ekonomisinde çift doktor yapan 40 yıl devlet görevlilerinde Başbakanlıkta Çalışma Bakanlığı baş uzman olarak emekli olan birisi gibi başarıyla devlette iz bırakmış değerli dostum kardeşim Sayın Murat Başöskü'nün Çalışma Bakanlığı döneminde SKK'nın yeniden yapılanmasında çok büyük emeğimiz olmuştur. Sayın Bakanımız tarafından müş müşavir ve müsteşar olarak yazımızın Cumhurbaşkanlığı yazılması üçlü kararnamelerle de yapılan atamalarla Ahmet Necdet Sezer, o zamanki Başbakanlık Müsteşarının bizim çalışma ekonomisi doktora diplomamız Cumhurbaşkanlığı göndermemesi sebebiyle sonuç alamamıştır. Yazının devamı için lütfen Akit gazetesinden veya Akit'in internet sitesinden yeniakit.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Hayırlı günler diliyorum.